Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine bugün şahane bir video ile karşınızdayım. Şahane bir sürpriz videosuyla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yankı yok. Tekim, yalnızım. Elimde sadece post-itlerim var ve arkada gördüğünüz yankının birçoğunuzun tanıdığı off-road aracı var. Ne düşündünüz? Ne yapacak olabiliriz acaba? Tabii ki tahmininiz doğru. Yankının off-road aracını post-itlerle rengarenk bir hale çevireceğiz arkadaşlar. Hatırlarsınız Cihan'ın odasını tamamıyla post-itlerle kaplamıştık. Yankı bu arada yukarıda babasıyla oyun oynuyor arkadaşlar. Sürprizden hiç mi hiç haberi yok. Elimdeki kumandayla aracı post-itleri kaplayacağımız yere çıkaracağım. Orada artık başlayacağız. Ne kadar sürecek hiç bilmiyorum. Elimdeki post-itler yetecek mi onu da bilmiyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımız çalıştı. Şimdi bakalım, bunu kumanda etmek biraz zor. İnşallah sağa sola çarpmayız, çok hasar vermeyiz etrafa da. Başlıyoruz. Kumandamızı da hemen bastık, çalıştırdık. Şimdi ben bunu buradan mı gitmem gerekiyor? Bir dakika. Hem öne hem şöyle. Hop, hop. Hareket edelim. Ay, bir dakika. Tamam, evet. Şimdi dümdüz gidiyor, biraz sağlı, biraz sollu. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü yankı yok. Yankı olmadığı için kim kullanacak bunu yani? Mecbur bu şekilde arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar çıktık. Gidiyoruz. O söylediğim, o bahsettiğim alana doğru gidiyoruz. Aa, dönmüyor. Ya ben sola döndürmeye çalışıyorum, sağa gidiyor bu. Hayda, yok olmuyor. Arkadaşlar götüremiyorum arabayı. Nasıl götüreceğim anlamadım ki. Ya nasıl gelin? Çok ağır bir de arkadaşlar, ben bunu taşıyamam. Acaba içine binip ben mi direksiyonu kontrol etsem bu şekilde? Acaba olur mu? Bir deneyeceğim arkadaşlar, yapacak başka hiçbir şey yok çünkü. Bir öyle deneyeceğim. Acaba yapabilecek miyim ya? Şöyle. En rahatı böyle olacak çünkü direksiyondan dönüyor gördüğünüz gibi tekerlekler ama kumandadan döndüremiyorum, yok olmuyor. Aa, gidiyoruz böyle. Gidiyoruz böyle, evet. Arkadaşlar bu şekilde gideceğiz, yapacak bir şey yok çünkü etrafa zarar da vermek istemiyorum. Oraya buraya çarpıyor çünkü dönmüyor istediğimiz yere. Bilmiyorum, artık böyle gideceğiz, zaten çok az kaldı. Birazdan oradayız. Beni böyle görse çok gülerdi herhalde ya. Şu halime bak. Gidiyorum. Gidiyorum arkadaşlar böyle yani. Beni şu binalarda falan görenler varsa bilmiyorum ne diyordur ama. Ne yapayım, mecbur kaldım yoksa. Ne haddime yani yankının arabasını kullanmak. Arkadaşlar geldik. Yani yapacağımız yer burası. Benim kafamda, aklımda tasarladığım yer burasıydı. Ya bu çimlerde olmasını istiyorum. Çünkü rengarenk, yankı şaşırsın. Bir de bu alan güzel bir alan. Yankının sevdiği de bir alan. İşte burası havuz. Her zaman geldiğimiz, biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bakalım, girelim, başlayalım diyorum. Bu iyi akıldı ama. Bu iyi yaptık bunu. Hop. Çimlerde de gidiyor. Nasıl güçlü bir araç bu böyle. Şimdi yer seçelim, yer seçelim. Yalnız ben iyi alıştım, geziyorum. Ya çok iyi. Arkadaşlar bu kadar gezinti yeter. Şimdi işe koyulalım çünkü yankı birazdan tormaya başlayabilir. Annem niye gelmedi, annem niye gelmedi, markete gidiyoruz dedik çünkü yankıya. Geldim arkadaşlar yankıya, sürprize başlıyorum. Ve arkadaşlar rengarenk post-itlerimizi hemen çıkaralım bakalım. Yetecek mi onu da bilmiyorum. Geçende de böyle bir tereddüt etmiştik, yetmişti. Bakalım. Ooo, rengarenk post-itlerimiz. Ay, kararsız kaldım şimdi, hangisinden başlasam? Hemen şu poşeti nereye koysam? Şöyle şurada dursun tekerleğin dibinde. Turuncuyla başlıyorum arkadaşlar. Elime birçok alacağım zaten. Mor, yeşil, sarı, turuncuyu almışım zaten. Pembe. Bunlarla başlıyorum hemen. Ön kısmından başlayayım ki. Bir de şu var. Biraz da rüzgar var. Umarım uçmaz. Umarım istediğimiz gibi rengarenk bir arabaya dönüşür. Yankıya çünkü farklı gelmesi önemli arkadaşlar. Durun bakalım. Oo, yapıştı. Tabii bu biraz vakit alıyor. Geçen videomuzda da çok uğraşmıştık. İnanılmaz uğraşmıştık.
uğraşmıştık ama yankı vardı, yardımcım vardı o zaman. İyice yapıştırmaya çalışıyorum. Arkadaşlar olmazsa bir tane de bant getirdim yanımda. Üzerinden böyle sağlam bir şekilde geçmeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü açık hava uçabilir. Evet 3 tane oldu bile. Lütfen uçmasın lütfen. Tek kritik noktamız bu. Rüzgar olması. Onun dışında rahatlıkla bence bitireceğiz. Arkadaşlar ne diyorsunuz ya? Bu araba kaplanır mı? Biter mi bu? Yani araba biraz böyle hani olur falan dedik ama daha hala ay alt alta gelmesin. Renklere de dikkat ediyoruz bir de bu arada. Görsel anlamda böyle yankıyı etkilesin, böyle cezbetsin istiyorum. Yerleştirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön camı kapladık bile. Yani çok hızlı bir şekilde bence olacak bitecek. Yeter ki uçmasın. Yeter ki rüzgarın gazabına uğramayalım. Yani ön kısmı da bence şimdi komple çok hızlı bir şekilde bitireceğim. Dediğim gibi markette zannediyor hala yankı beni. Yani birazdan hala marketler kapanacak. Neredesin demesin bana. Hızlı olmaya çalışıyorum o nedenle. Bir yandan uçuşuyor falan böyle güzel bir görsel de oluyor. Bakarsınız bir de tur atar. Hiç bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar. Şöyle çift çift yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ön kaputu tamamen bitirdik camla birlikte böyle. Arkadaşlar bence bayağı tamamladık sayılır yani. Bakar mısınız? Bir kısmı kaldı sadece. Bence yetecek diyorum. Siz ne diyorsunuz? Fositler de gitgide azalıyor. Orada da var ama onlar biraz daha minik galiba. Devam ediyoruz. Çalışmaya devam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yan tarafa geçtik. Böyle döneceğiz arabayı. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi böyle arkaya doğru gördüğünüz gibi dönüyorum. Çevreleyeceğim demiştim arabayı. Öncelikle sonra içine başlayacağız. İçi bilmiyorum. Koltuklar tutar mı? Ne kadar tutar? Çünkü Cihan'ın odasındaki koltuk tutmamıştı. Bu da aynıysa bu da tutmayabilir. Ama yapabildiğimiz her yeri rengarenk postitle kaplayacağım. Hadi bakalım. Devam, devam. Çok çalışmam lazım. Ve gün batıyor. Gün batmadan şahane görseli yankının görmesi lazım. Arkadaşlar hemen tekrar tek tek yapıyorum. Gördüğünüz gibi yani diğer rengin yanına o gelmesin, onun yanına o gelmesin falan biraz daha renkli böyle biraz daha o yüzden zor bir işim var. Ama zevkle yapıyorum. Çok da keyifli aynı zamanda. Arkadaşlar topladığım gibi postitlerimi soluğu burada aldım çünkü inanılmaz şurada rüzgar var ve uçmaya başladı yani gördünüz mü? Şunları yuvarlayıp artık çöp çünkü tekrar yapışmayacağı için ve elimizdeki postitler gitgide azaldığı için bunu yapmak zorundaydım. Burada devam edeceğim ama az kaldı. Şurayı da yaptıktan sonra yani uçmadan yankı gelsin istiyorum ne olur ya. Rüzgar birden arttı anlamadım. Hadi bakalım devam ediyorum. Arkadaşlar tekerleklere geçtim. Diğer taraftaki iki tekerlek tamam. Bir yandan uçuşmaya başlıyor. Çıldıracağım. Çok fena rüzgar vuruyor. İki tekerleğim kaldı. Sonrasında hemen içte zaten çok bir şey yok. Hava kararmadan umarım yankıya bu görüntüyü gösterebilirim arkadaşlar. Acele ediyorum o nedenle. Arkadaşlar
Arkadaşlar yani bir yandan rüzgarlı mücadele, bir yandan elimizdeki postitler az kaldı. Gördüğünüz gibi minik postitler kaldığı için kaplamakta zorlanmaya başladık. Hani çabuk çabuk bitiyordu ya, biraz daha gecikmeye başladık. Ve uçmasını engelleyemiyoruz, ona hiçbir şey yapamıyoruz. O nedenle şöyle bir arabamızı görelim. Yani yapabildiğim kadar şuraları da yapacağım. Ama bence bu hali bile inanılmaz güzel, inanılmaz mutlu edici. Yankı çok mutlu olacağına eminim ben. O nedenle arkadaşlar minicik şuralara da biraz serpiştireceğim. Birazcık oralara da yapıştıracağım ve hemen Yankı'yı çağırmaya gideceğim. Arkadaşlar ya rüzgara karşı koyamıyoruz çünkü ya uçuşmaya başladı. Bakar mısınız, bazı yerler hemen böyle atıyor kendini. O yüzden artık buralara nasıl olsa basacağı için buralara daha devam etmiyorum, iç tarafa. Bu kısmı tamamladık. Arkası, önü, tekerlekler. Zaten en tatlı olan da önü. Ben çok beğendim. Hemen Yankı'yı almaya gidiyorum arkadaşlar. Hem de hava kararmadan bunu görmesi lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yankı'yı kaptım, geldim hemen. Yankı, bir tahminin var mı? Oyuncak bir şeydir galiba. Oyuncak bir şey midir? Yok ya, değildir yani bence o kadar da. Evet. Büyük bir sürpriz anneciğim. Artık açabilir miyim? Hayır, daha gidiyoruz çünkü. Açamazsın hala. Kırılacak bir şey mi? Hayır. Ve Yankı'cığım hazır mısın? Ondan geriye say. Hadi ondan geriye sayıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve... Harika, harika değil mi Yankı? Harika. Ya nasıl olmuş? Yankı çok uğraştık biliyor musun? Çok uğraştım anneciğim ya, her tarafını böyle. Evet, kaplamak için olmuş. Binmek istemez misin arabana? Işıl ışıl baksana. Yankı. Sanki bu senin değil yani. O sarı arabadan eser yok şu an. Vereyim mi anahtarını bir? Üstüneceğim, biraz geçeceğim. Tamam. Anneme galiba sürmek istiyorum. Anahtarı ver. Tamam anneciğim. Hemen burada anahtarımız tabii ki. Yankı, peki sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senin bugün arabanı minicik kullanmış olabilirim. Kumandayla getiremeyince arkadaşlar biliyor zaten. Buraya kadar ufacık kullanmak zorunda kaldım ki zaten daha önce kullanabildiğimi de görmüşsünüz. Ben de görmüştüm. İnanamadım ama kullanabiliyormuşum. Bay bay. Huhuu. Çalıştı arabamız. Harika. Yankı harika uçuşuyor ya. Ya çok iyi. Arkadaşlar yani rüzgar mı durdu ben anlamadım yani. Baksanıza hiç uçmadan devam ediyor. Arabaya bak. Yankı yanıyorsun, yanıyorsun. Düşüyor, gördünüz mü? Postum yaptığımız yerlerden bir de. Efendim? Lale size için mektup bırakıyorum. Yankı tekerleklerine hasta oldum ya. Çok güzel. Anne. Efendim. Ay, mektuplar atıyor bize küçük küçük. Doğru, evet, bakın iki mektubum var şimdiden. Ne mektup var? Yankı,
Çok havalısın ama ya. Arkadaşlar öyle değil mi? Yankı şu an inanılmaz havalı ya. Şuraya bakın. Harika. Ya. Yankı. Ya. Ya çok güzel ya. Ben bayıldım. Yankı, benim arabamı da mı yapsak? Ne yapsak? Anne. Efendim. Orası mektup yığılı zaten, rüzgar uçuşturdu. Mektup attı Yankı bana. Anne. Efendim. Tamam, oradan çok var zaten anneciğim. Süper ya. Yankı, mutlu oldun mu peki? Evet. Baksanıza mutlu olunmayacak gibi değil zaten arkadaşlar. Mektupları ata ata gidiyor Yankı. Arkadaşlar umarım videomuzu beğendiniz. Yankı zaten mutluluktan şu an duramıyor bile gördüğünüz gibi. Ben de çok mutlu oldum. Çok da eğlendim yaparken. Bu tarz videoların gelmesini isterseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bizlere destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.